Günaydın Galatasaray TV izleyenleri. Günün gelişmelerini ilk baskıda değerlendirmek üzere Coşkun Çelik'le karşınızdayız. Coşkun hoş geldin. Hoş bulduk. İkimiz de hoş geldik Tarık. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Haftanın ilk günü. Aynı zamanda bizim için de maç günü. Oldukça yoğun bir gün. Oldukça yoğun bir gün. Dün evet. De yoğun bir gündü ayrıca. Evet, hafta sonu zaten Galatasaray'ın maçları vardı. Evet. İstersen zaten voleybol takımımızın maçıyla başlayalım. 3-0 rövanşında maalesef 3-0 kaybettik. Altın set sonucunda da elendik. Hakikaten. Maç sonu röportajlarını izleyelim. Üzerine konuşalım. Tamam. Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Save Cup yarı final rövanş mücadelesinde Rusya deplasmanında Dinamo Kazan karşısına çıktı. Rus ekibi mücadeleyi 25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 önde noktaladı. Galatasaray İstanbul'da oynanan mücadeleyi aynı skorla kazandığı için turu geçecek olan ekibi altın set belirledi. Dinamo Kazan altın seti de 15-11 alarak adını finale yazdırdı. Galatasaray Save Cup'ta bu sezonki yolculuğu yarı finalde noktalanmış oldu. Save Cup finalinde İtalyan ekibi Unet Yamama ile Rusya temsilcisi Dinamo Kazan şampiyonluk mücadelesi verecek. Evet, maalesef Save Cup'un ilk maçında 3-0 kazanmıştık. Deplasmanda 3-0 kaybettik. Altın setlerine mağlup olduk. Hani geçen sene final yaptığımız kupada bu sene final yapamadık. Evet, çok istiyorduk kızlar ama olmadı. Dün seyrettim maçı bilmiyorum ama ben izledim. Talihsizlik. Yani arka arkaya çok fazla hata yaptık. Evet, hataların sonunda da maalesef mağlup olduk. Evet, tecrübenin önemli etken olduğu bir turdu. Rus ekibi de herhalde o tecrübeyi kullandı. Tecrübe ama burada 3-0 kazandığınız rakibe karşı orada ne bileyim bir şey yapamamak biraz kötü oldu. Tam şey olsaydı mesela, dün Burhan Felek erkeklerin maçında çok güzel bir taraftar topluluğu vardı. Hı hı. Dün mesela o taraftar kızların yanında olsaydı mesela sonuç çok daha farklı olurdu gibime geliyor. Evet, dün Burhan Felek'te dedin. Dün de yine tatsız bir skor vardı. Erkek takımımız da Challenge Cup'ta veda etti. Yarı final rövanş maçının ardından. İstersen onu da haberini izleyelim. Olur. Üzerine devam edelim. Rus takımı incelenmesi gereken bir takım. Rusların bir proje takımı bu. Çok önemli bir takım. Yaş ortalaması 20-21'lerde. İki tane tecrübeli oyuncusu var. Onun dışında 95, 96, 97, 99 doğumlara kadardan kurulu bir takım. Rusların yapmış olduğu bir olimpiyat hazırlığı takımı. Bir iki sene içinde Avrupa'nın tabii çok önemli takımlarından bir tanesi olacak bu. Böyle bir takımı burada izlettirdiğimiz için ben mutluyum. Yenildik. Normal sporun içinde galibiyet mağlubiyet de var. Biz de kötü oynamadık ama yetmedi. Onu söyleyebilirim. İyi bir takıma elendik. Muhtemelen şampiyon olacak olan iki takıma, Galatasaray iki takımı yenildi. Öyle düşünüyorum. Bu takımlar da kızlara bize eleyen kazan da Avrupa şampiyonu olacak olan takımlar diye düşünüyorum. Öyle olacaktır muhtemelen. Tabii kazansaydık çok iyiydi ama yapacak bir şey de yok. Daha iyi işler yapabilmemiz gerekiyor. Onu düşünüyorum ama şu anda bunlar bitti. Yarından itibaren bu hafta çarşamba günü playofflarımız başlıyor. Bir an önce kafalarımızı toparlayıp kızlarda, erkeklerde, playofflarda ilk dörde girebilmenin yollarını aramamız lazım. Bu maçla yaşayamayız, bu mağlubiyetle yaşayamayız. Sporcularımız tabii bu yönde motive edip onlarla konuşacağız. Salı günü deplasmana başlıyoruz, tekrar gidiyoruz. Kızlarda salı günü, erkeklerde de çarşamba günü gidiyoruz. İnşallah playofflarda istediğimiz neticeyi elde ederiz. Daha sonra yani başarılı bir sezon geçirip sezonu kapatmış olacağız. Yapacak bir şey yok artık. Geçmiş olsun. Galatasaray daha iyilerine layık ama buraya kadarmış yani. Yapamadık. Evet. Şükrü İngin açıklamalarında da izledik. Çok kolay değil tabii. Voleybolda yani bir proje takımı dedi. O da Novi Orengo için. Zaten boyları gördün mü iki takım arasındaki? Evet. Yüksekliği çok fazla. Novi'nin. Fake Novi'nin. Söyleyecek bir şey yok. Her iki takımın idari yetkililerine çok iş düşüyor. Tekrar takımları playofflara hazırlamak da kolay bir şey değil. Evet. Yani unutmak lazım artık bu maçları. Evet, bu maçları unutmak lazım. Bugün de yine önemli bir maç var. Galatasaray Odea Bank Spor Toto Süper Lig 24. haftada Uşak Sportif ile karşılaşacak. İstersen maçın haberini izleyelim. Tabii. Üzerine devam edelim. Galatasaray Odea Bank Uşak deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı Kırmızılar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Murat Bey Uşak'ta karşı karşıya gelecek. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele bugün saat 18'de başlayacak.
Galatasaray'a bak bu mücadele öncesinde EuroLeague'de Baskonya ile karşılaşırken maçtan 103-80 mağlup ayrıldı. Sarı Kırmızılılar Basketbol Süper Ligi'nde ise son olarak Halk Enerji TET Ankara Kolejlileri konuk etti ve mücadeleyi 104-57 kazandı. Aslan'ın rakibi Murat Bey Uşak ise ligdeki son maçında Darüşşafaka Doğuş'a deplasmanda 78-70 mağlup oldu. Galatasaray Ödeabank 24. haftaya 36 puanla 6. sırada, Murat Bey Uşak ise 30 puanla 13. sırada girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Abdi İpekçi Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray Ödeabank 83-73 kazanmıştı. Evet, basketbol sezonunda da playoff'a doğru yaklaşıyoruz Coşkun. Üst üste alınması gereken galibiyetler var. Geçen hafta TET Kolejler karşısında rahat bir galibiyet almıştı Galatasaray. Bugün evet, de evet, bugün de yine Galatasaray. Bundan sonra her şey playoff için zaten. Playoff için alacağımız her galibiyet biraz daha üst üste tırmanmamızı sağlayacak. Evet, futbola gelelim istersen yavaş yavaş. Bugün Galatasaray Adana Spor'u ağırlıyor. Evet, akşam 8'de burada rakip Adana Spor. Yani gazetelerden de görebiliriz istersen. Futbol maçı doğru haberimizi izleyelim. Daha olur. Sonra da gazetelerle devam edeceğiz. Başlayalım. Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanışı Türk Telekom Arena'da olacak. Milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından Galatasaray kendi evinde Adana Spor'u konuk edecek. Bu akşam saat 20'de başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray ile Adana Spor Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1971-72 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 43 lig maçından 22'sini Galatasaray, 9'unu Adana Spor kazandı. 12 müsabakada berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 74 golüne Adana Spor 45 golle yanıt verdi. Galatasaray rakibiyle yaptığı son 14 lig maçını kaybetmedi. Akdeniz ekibi Galatasaray karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla aldı. Bu sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçı ise Galatasaray Buruma'nın attığı golle 1-0 kazandı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçında ise Galatasaray 16, Adana Spor 2 galibiyet alırken 3 mücadelede berabere bitti. Galatasaray'da Adana Spor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok Adana Spor karşısında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek ligi 27. haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak. Evet, ligin haftanın son maçı. Haftanın son maçı öncesi dünkü maçlara baktın mı Yoşun? İzledim bütün maçları hemen hemen yani. Evet, ilginç skorlar vardı. Başakşehir kaybetti son dakikada. 90. Dramatik şeyler oldu bu hafta ligde. Evet. Mesela Başakşehir'in Akhisar'da kaybetmesi 90. dakikada geldi gol. Gol atan eski Başakşehirli bir futbolcu mesela. Evet. İlginçti Başakşehir adına. Ben de o maçın özetlerine baktım. Adebayor sağdaydı. Bir pozisyondan yararlanamadı. Önemli bir pozisyondu evet. Hatta. Maçı da yaklaşık herhalde 300-400 kişi izledi. Onu da söyleyeyim. Olsun. Çok kaçırdı Başakşehir. Başakşehir evet çok kaçırdı. Hatta 1-1 iken 78'de Yalçın Ayhan atıyor golü. 1-1 iken de önemli fırsatlar. Mustafa Pekdemek yararlanamadı. Doğru. Maçı çevirebilecek şansları vardı ama 96-3'te. Battal da kaçırdı. Doğru. Battal da kaçırdı. 96-3'te yedikleri golle. Bu kez onlar son dakikadaydı. Çünkü yani. Son dakikada onlar çeviriyordu her zaman. Alanya Kasımpaşa maçı vardı mesela. Sonu evet, gene 3-1 kazandı Alanya. Ama şey çok ilginç değil mi ya? Birkaç yıl öncesinde Rusya'da oynayan iki tane oyuncunun şimdi Antalya'da oynaması. Eto'nun Antalya Spor'da. Wagner Lov'un Alanya Spor'da oynaması. Ama İlginç Ruslar, yani. Bu isimler Rus yoksa vatandaşı Rusların, değil mi? Yok, Rusların yoksa bu sıcak iklimlere inme projesi böyle mi başladı? Akdeniz'e. Akdeniz'e. Açılmış. Çok tuhaf yani. Tuhaf. Evet, Antalya Karabük Fenerbahçe maçı yani Karabük Fenerbahçe'yi yenemedi. Çünkü diğer takımları yenmişti. Trabzon'u, Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı. Onların öyle bir hedefi vardı. Tüm büyükleri yenmek gibi ama Fenerbahçe'yi yenemediler. Bir penaltı pozisyonu vardı orada. Onun listesine bakılabilir aslında ya. Dört büyükleri yenen Anadolu ekibi. Var. En son kim? Hatırlıyor musun? Var da hatırlamıyorum. Şu an aklıma geldi yani. Soru o yüzden bakmadım. İlginç. Antep mesela bir sene Fenerbahçe 5-0 yenmişti, Galatasaray'ı yenememişti, Trabzon'u yenmişti. 3 takımı yeni hatırlıyorum var. Ama vardır mutlaka. Benim ödevim olsun, bakayım ben bunda yani. Evet, Antalya-Kayseri maçı ilginçti. Fırat Aydınus için zor bir maç olmuş. Ben de evet. Özetini izlerken kırmızı kart pozisyonu gördün mü? Karar değişirdi, gördüm. Arka sarı kart, kırmızı kart. Sence ne? Yorumun ne? Sonunda galiba doğruya bağladı.
Ben valla doğruya bağladığını düşünmüyorum. Çünkü pozisyon şöyle oluyor. İsmi tam hatırlamıyorum. Antalya sporlu oyuncu düşüyor. Hı hı. Fırat Aydınus devam kararı veriyor. Kayseri sporlu kızıp taça atıyor kalkmadığı için. Hı hı. Daha sonra... Elkabir düşüyor pozisyonda. Erkan Kaş galiba. Erkan Kaş sinirleniyor, topu dışarı atıyor. Evet ama pek kavgaları daha iyi olmuyor. Herhalde söylediği bir sözünüzü ötürü yardımcı hakem tarafından. Topu sinirlenip dışarı atıyor ve aynı anda da Antalya sporlu oyuncu kavga ediyor. Ama bir fiziki müdahale yok orada. Ya bunu gider yapıyor diyelim. Güzel evet. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra Fırat Aydınus bir Antalya sporlu oyuncuya sarı kart gösteriyor. Hata yaptı. Yanlış oyuncuya yanlış sarı kart gösteriyor. Demin biraz önce düşen oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızıyla atıyor. Arada da Umut Bulut'a bir sarı kart gösteriyor. Düşen oyuncu Erkabir onu atmıyor, ona göstermiyor. Öyle karıştırdı mi? Biraz tamam, orası ama. Ya ben de izlerken bana toparlayamadım. Gibi, bence doğru yaptı sonunda. Neyse o maçın hikayesi aslında Mendes'in golü herhalde. Mendes'in golü. Çok ilginç. Yani adam Lille'den transfer oluyor. Bir tane galiba kupa maçında oynuyor. Gençler Birliği'ne karşı Mendes. O da gene 10 dakika falan oynuyor galiba. Dün de ilk lig maçına çıkıyor. Antalya Spor karşısında. Giriyor. 4. 5. dakikada golünü atıyor. Sakatlanıyor golde. Evet. Geri çıkıyor oyundan. 4 dakika sahada kalıyor. Evet. Evet gol de çok süper. Çok ilginçti. Gol çok güzeldi. Evet. Rize-Trabzon maçında Trabzon yine kazandı 2017'de. Uzun zaman sonra ilk defa şey gördük Rize-Trabzon maçında. Geri pas. Geri pastan dolayı. Geri pas dolayı atılan bir gol gördük. Uzun süre sonra. Gerçi orada unutuldu. Yani geri pas verildi ama herkes içinde gücünde hakem uyandı daha sonra. Gol kime yazılmış? Endoy'a diyorlar. Endoy'a çarpıyor. Çarpıyor ama ona yazılmış. Ben Zeki'ye yazdım. Ben de Zeki'ye yazdım. O zaman Endoy'a yazılmış. Evet 2017'de yenilmezliklerini sürdürdü. Osmanlı Gaziantep maçına Gaziantep son çırpınışları. 2-0 kazandı deplasmanda. Ne diyorsun? Dün Osmanlı Antepli olarak diyorum. Yani bilmiyorum arada kaldım ben biraz da. Bizde bir laf var. Enflasyon düşer Antep düşmez diye bir laf var. Evet, sonuçta Antep bakıyorum 97 yıldır düşmeyen iki takımdan bir tanesi. Bir Gençler Birliği bir Gaziantep. Antep. Hatta Gençler Birliği 28, Antep 27 yıldır Süper Lig'de. Dünkü maç var. Bir de erteleme maçı var Antep'in Gençler Birliği ile. Eksik maçı var. İlhan Cavcav'ın ölümü nedeniyle oynanmayan maç var. Daha çok hafta var. Hiçbir şey belli olmaz. Evet, Konya-Bursa maçı 2 yeşil beyazlı 2000 mücadelesi. O da 2-0 kazandı Konya. Üstünlerdi zaten sahada. Bursa'nın bir tane kaçırdığı gol var kritik. Evet. Konya Spor'un kalecisi. Şimdi adını hatırlıyorum. Harun. 6 pastan çok yani bayağı önemli bir topu çıkartıyor. Beşiktaş'ta 3-0 kazandı dün Gençler Birliği karşısında. Evet. Orada da ilginç diyaloglar vardı Ümit Özat'la Şenol Güneş arasında. Güneş arasında. Değil mi? Maçtan sonra maçın biraz önüne geçti. Evet. Sıra bizde bugün. Sırada bugün Galatasaray'da. Ve fanatiğin başlığı bu fırsat kaçmaz. Niye bu fırsat kaçmaz? Hem Başakşehir'in kaybıyla ilgili kaybetmesi. Ona bağlanıyor. Evet, haftaya konuk olacağı ikinci Başakşehir'in Akhisar'a kaybetmesi Galatasaray'ın Adana Spor maçının önemini daha da arttırdı. Aslan 3 puan alıp rakibiyle puan farkını 4'e indirmek maç fazlasıyla üstünde olan Fenerbahçe'den 3.'yü almayı hedefliyor denmiş. Hücumun odak noktası Eren Derdiyok. Evet Eren Derdiyok uzun süredir sakattı. Birkaç gündür hep gazetelerde şey yazıyor. 4-4-2 hani hep böyle üçlü savunma diyorduk ya Tudor'da. Yani dörtlü savunmaya döneceği. Dörtlü savunmaya döneceği, ikili forvet olacağı konuşuluyor. De Jong da evet forma giyip giymeyeceği belli olmayan isimlerden bugün yedek soyunacağı söylenmiş haberde. Sıkıntılardan bir tanesi şey Başakşehir maçından önce burada da belirtmişler. Üç oyuncumuzun sarı kart sınırında olması. Evet. Eren derdi yok bunlardan bir tanesi. Selçuk, De Jong, Eren. Üçü. Sarı kart görmeden halinde Başakşehir maçında yoklar. Evet bir istatistik verelim. Galatasaray Adana karşısında Lig'de 14 Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere son 17 maçta yenilgi yüzü görmemiş. Tabii Adana Spor uzun süredir Süper Lig'de. Adana Spor'un son deplasman galibiyeti 80'lerde galiba. Galatasaray'a karşı. Galatasaray'a karşı o maç da Ankara'da oynanan bir maç. Yani. Trabzon sahada oynanan bir maç. Evet her zaman gibi ben şerhimi düşeyim istatistiklere fazla aldırmamak lazım. Hatırlıyor musun Adana maçlarını geçmişteki? 7-3'lük Galatasaray Adana maçını hatırlıyorum. Değil mi? Hürriyet'in Ali Samiyan'da şimşekler çaktı deyip Simo Hoca'nın sakatlığı Hayrettin'in oyuna dahil olduğu bir maçta. Evet Hayrettin sakat. Dur, Hayrettin oynamış şeydi doğru. 7-3'lük maç hatırlıyorum başka. 5-0'lık maç var. Zihnimi sorayım. Tanju'la. Hatırlayamadım. 5'te 5 yapmıştı Tanju. 5 golün 5'ini Tanju atmıştı. Hatırlayamadım ilginç. Bir pazar günüydü. Nasıl kaçırmışım?
Adana Demir maçları daha çok aklımda kalmış. Demir Spor başladı. Hmm. Okan'ın uzun süre sonra sahalara döndüğü maç vardı Adana Demir. Saffet'in kafa gol attığı maç. Adana Demir Spor'da deplasmanda. Adana'da. Yağmurlu hava. Aynen öyle. Top yürümüyordu. Bravo. Evet doğru. İlginç. Evet devam edelim yine fanatikle. Hakem Yaşar, Kemal Uğurlu. Uğurlu gelmiyor denmiş. Geçen gün konuşmuştuk seninle. Roman yazarları ve futbolcu isimleri. Evet. Bizim İsmail Anlıkızı var, o hatırladı. Yaşar Kemal var. Hakem. Yaşar Kemal, evet Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal de 3 maça çıkmışız Yaşar Adana Kemal'le. Adana mı acaba? Adana bölgesi hakemi. Olabilir. Adana maçı bir gün. Adana bölgesi değildir herhalde. Değildir. Vermemişler. Yaşar Kemal'le 3 maça çıkmışız. 2 mağlubiyetimiz, 1 beraberliğimiz var. Beraberliğinde bir tane. Beraberlik de kupa maçı da zaten. Evet. Uğurlu gelmiyor gerçekten. Uğurlu gelmiyor. Forvet'e en yakın Poli olacak. Geri Rodriguez'in de Snyder'e bağlı denmiş. Oynayıp oynamış herhalde. Evet. Devam edelim. Hürriyet'in haberiyle. Temizliği dün Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Dün başkan çıkmıştı CNN Türk'te. Hakan Çelik hafta sonu programına. Evet. Konuk oldu. Evet, başkan Dursun Özbey'in genelde de bu sözü manşete çekilmiş. Temizliği sadece Galatasaray yaptı. Evet, Galatasaray çok eleştirildi şu süreçte ama herkesin dönüp bir aynaya bakması lazım. Aynen öyle. Herkes bir malum Z raporunu çıkarsın. Görelim. Evet, özellikle son 3-4 gündür yaşananlardan sonra herkesin bir dönüp bakması lazım aynaya. Kimse sesini çıkarmıyor evet bu aynen süreçte öyle. Ama sonuçta herkesin... Ama her zaman böyle. Galatasaray başarılıysa Galatasaray hep Galatasaray. Göz önünde hep Galatasaray. Çok basit aslında. Üyeler belli. Bütün kulüplerin üyeleri belli. O üyelerle ilgili kulüplerin aldığı tavır varsa yoksa onlar da ortada. Aynen öyle. Temizliği sadece Galatasaray yaptı. Başkan Dursun Özbey'in sözleri çok haklı. Bir alt başta okuyalım istersen. Evet. 15 Temmuz sonrası FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz. Galatasaray bunu yaptığı için tartışılıyor. Demiş. Evet. Kulübün en büyük sorunun mali yapının bozukluğu olduğunu belirten Özbek. Amatör branşlarda her yıl 30 milyon dolar zarar ettiklerini eklemiş. Basketbolda bütçenin düşürülmesiyle ilgili bir açıklaması vardı ama burada Euroleague'le herhalde. Önümüzdeki sezon nerede olacağımıza bağlı. Evet. Basketboldaki bütçemizin ne olacağı. Evet, Euroleague'le paylar bu durum. Galatasaray'ın Euroleague'de olup olmamasıyla ilgili bütçe de hedeflerle ilgili olduğu için. Evet. Bu arada sürmanşette filede 300'ün bir sevinç demişler. Yoluna devam eden Bursa'ya da başarılar diliyoruz biz. Evet. Yine. Vatan'la devam edelim. Kavganın Türkiye'ye faydası yok. Evet, Vatan başka bir cümlesini görmüş. Başkan Dursun Özbey'in. Gereksiz kavgalar ve çekişmeler tribün terörünü desteklediğini düşünüyorum. Bunlardan arınmamız lazım. Kimseye kırgın dargın tarafım yok. Niyetim de yok. Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük iki kulübü. Dolayısıyla kulüplerin kuruluş amacı Türk sporuna hizmet etmek. Kavga ederek bu hizmeti sürdüremeyiz demiş başkan. Evet yine burada da basketbolda küçülmeye gideceğiz. Alt başlığa taşınmış. Hı hı. Evet şu anki sıralamaya göre önümüzdeki sene Euroleague'de oynayamayacağız. İlk 8'de değiliz diyor başkan. Bu sebeple bir Euroleague takımı, yani Euroleague bütçesi olmayacak. Nasıl kastedilen bu. Doğru. Günün gazeteleri böyle. Evet günün gazeteleri böyle. Günün golüyle devam edelim. Evet, şimdi sırada günün golü var. Hacı ve Adana Spor dedim. İzledikten sonra üzerine konuşalım. Sabahattin bitirin. Baraj yaptıracağım. Düdükten önce vurma dedi. İşte Adana Spor barajı. Hacı topun başında. Hacı geliyor. Kasayı bir gol. Üçüncü gol. Hacı'nın ikinci golü. Mükemmel bir vuruş yine. O kadar alıştık ki Hacı'nın bu gollerine. 3-0 oldu. Ayrı bırakmıştı. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmişti. Adeta o maçların acısını çıkarıyor Hacı. Mükemmel bir frikik ve 3-0 oldu. Galatasaray'ın golü. 10 numara. Jorge! Tekrar izliyoruz. Ceza sonrası. Cezadan sonraki maçlarından bir tanesi değil mi Hacı'nın? Hacı'nın evet döndükten sonra 2001 yılıydı galiba. Baraj Galatasaray'mış. Volkan, Mehmet Yozgatlı, Evren Turan barajda. Evet, baraj bayağı. Arkada zaten sevinen Arda Turan var değil mi? Evet. Bu maç 4-1 sona ermişti. Hacı'nın de maçta 2 golü vardı. Bu da 3-0 yapan ikinci golü Hacı'nın. Bir Hacı klasiği. Diğer 2 gol Serkan Lümit. Davala. Evet, Serkan'la Ümit Davala'dan gelmişti. Hı-hı.
Adana yine Spor. Bir Nisan günü bugün olduğu gibi Adana Spor rakip. Evet, tribünler dolu. Zaten Galatasaray'ın zirveyi oynadığı sezonlardan bir tanesiydi. Ama güzel sevinç. Evet, Arda Turan'ı da arkada görüyoruz. Evet. Bu zaten çok meşhur olan bir kareydi. Arkada klasik Haydar abimiz var, bizim foto muhabiri. O da gene gol çekiyor. Evet. Gol çekmek önemli bir iş bu arada. Evet, eskiden daha da önemliydi. Tüm otomobilleri filenin arkasında... Ben yetiştim o döneme. Gol var mı, gol var mı diye telefon... Filenin arkasında yer alırlardı. Evet. Özellikle çok gollü maçlarda gol çekmek çok önemli bir şey. Hacı'nın Galatasaray'a ilk transfer olduktan sonra Van deplasmanında attığı iki gol var biliyorsun. Evet, daha birisini sonra da... penaltıyı düşerek atmıştı. Evet, ayağa kayarak. Daha sonra da Trabzon maçı oluyor içeride. Frikik. Frikik topun başına geliyor. Ben işte yine maçtaydım, yeni açıkta. Gol attığı kalede. Ben kahvede izlemiştim maçı. İnanamamıştım. Adam geldi vurdu ve gol. Hani bu kadar çabuk olmamalı demiştim her şey. Geçen hafta iki bu sene. Evet, çok rahat atıyordu frikikleri. Özellikle günündeyse. Güzel gol. Üzerinde evet. De fazla söyleyecek bir maşallah, şey yok. Ben bulamadım. Tribünde zaten bir Hacı pankartı var gördüm. Evet, devam edelim. Tarihten manşetlerle devam edelim. Manşetlere mi geldik? İyi, o zaman 86 yılından başlayalım. 1986 yılı. Evet, Erdal'ın Galatasaray'a geldiği dönemlerde aldığı para çok konuşulmuştu. Evet. Erdal hep böyle paranın altında kaldı Galatasaray'da. Oysa Dortmund'dan transfer ediliyor değil mi? Evet, Dortmund'dan gelirken. Bu da bir süre sonra Sabah'a verdi röportaj. Hatta üst başlığa bak. Galatasaray'ın Mark'la konuşan Almanyalısı Erdal transferi için konuştu. Galatasaray'ı 10 milyon fark için değişmem demiş. Çok haklısın. Bir tane yazı hatırlıyorum. Şu anda aklıma geldi. İslam Çupi'nin bununla ilgili bir yazısı var. Sen bir prenslikten bir prens olabilirsin diyor aldığı paraya paslayarak. Bir prenslikten geliyorsun, bir prenssin ama burası da bir dükalıktır diyor. Galatasaray dükalığında prens olmanın pek anlamı yok gibi İslam Çupi'nin de öyle bir yazısı vardı hatırlıyorum. Çok eski. Evet, bu haberi okuyorum. Bu arada fotoğraf, kask merak eden olabilir. Erdal motosiklet hayranıydı. Yalnız Erdal'a benzetemedim fotoğraftaki halini. Erdal? Erdal Keser, evet. Erdal'ın da bir şanssızlığı 92-93'e kadar şampiyonluğu yok Galatasaray'da. Evet, 92-93'teki şampiyonlukta da bir, çok hani oynuyor Feldkamp döneminde. Hatta sağ açı. Yok, oynuyor. Kupada falan demeyi var. Bir winner oyuncu özelliğiyle oynamıyor. Kupada daha çok geriye çekildiği için belki öyle öpeden açıkmıyordu. Orta sahanın sağına çekilmiş, artık son dönemini yaşayan. Yoksa güzel asistleri var, güzel golleri evet, vardı. Hele Beşiktaş örneğin attı. Türkiye Kupası'nda. 1-0'lık maçta. Evet, 1-0. Bayram Arefe günüydü galiba Arefe günü, o maçta. Evet. Beşiktaş attığı bir goldü. 1-0 kazanmıştık. Herkese çalın diyerek sonra evet, ama ilginç yani. O kadar sükseli bir transferden sonra 80-80 şampiyonluğunda Sarıyer'e gitmişti. Sonra bir daha geri döndü. Yine şampiyonluk yaşayamadı. En son 92-93'te başladı. 2 yıl arka arkaya şampiyonluk yaşadı. Bu arada o dönemki sözlerini okuyalım Coşkun. Erdal Keser demiş ki profesyonel futbolcuyum. Transferde her şey olabilir ama kulübüm gerçekten çok sevdiğim için 10 milyon kadar bir fark için başka kulübe gitmem. İlginç bir açıklama değil mi? Evet. Hani nerede? O şey eşik, bir eşiği vardı. Yazı içinde zaten arabasını tamire vermiş. Motosikletle dolaşıyormuş. Yüklendiği zaman 170-180 kilometre yapıyormuş Erdal. Fiyatı da 12 bin TL'ymiş motosikletinin. Evet, fena değil. Buradan biraz anlayabiliriz farkı. 92. 92, evet. Nisan 3. Mustafa Denizli'nin açıklaması var. Temel Özel'e rahmetli. Evet, şampiyonluk bizim açıklaması. Belirtelim, şampiyon olamadık o sezon maalesef. Fenerbahçe, Beşiktaş artık yalnız değiller, biz de varız. Galatasaray 2 hafta üst üste kazanmış. Mustafa Denizli de onun üzerine açıklama yapıyor. Evet, bir hemenden sonra evet. Tekrar lige yoğunluk verdiğimiz dönem. Denizli havaya girdi. Galatasaray rakibi kendisidir. 3 büyük maçı da kazanacağız dedi ama. Yok. Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olduk. Beşiktaş'a da 3 defa öne geçtiğimiz maçı 4-3 kaybettik. Ha, 4-3. Evet, zaten Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonda. Fenerbahçe sezonu. Maçı ilginç. Orada hani daha sonra sakat falan dedilerdi. 3-0 gerideydik. 3-2 oluyor maç. Erdal 2 gol attı arka arkaya. Erdal çok da düzgün bir şekilde çıktı oyundan. 2 gol atan adam. Evet, bayağı oyundan çıkıyor. Ekranda biz bayağı kızmıştık. Çok sonra da öğrendik. Erdal sakatmış dediler de. Sakat gibi de 3-2 yakalıyor Galatasaray fakat daha sonra... Starımız yok ama başarılı bir takımımız var. Gençleştirme operasyonu sürecek. Galatasaray hatırlarsan o dönem 91 Galatasaray bir gençleştirme operasyonu yapıyor.
Bu Tayfunlukların falan. Bu yıl yapılmaya başlandı. Yapılmaya başlanıyor. Hamzaoğlu. Daha sonraki dönemde transfer edilen isimlerden bir tanesi. Yok şey, UEFA Kupası'nda Denizli'nin demeyi var. O kimse inkar etmesin. Yani o yapılanmalı emeği var daha doğrusu. Evet. 1994 yılına geliyoruz. Cimbom'dan hücum başlığı var. Önümüzdeki sezon teknik direktör Holme ile çalışmaya sıcak bakmayan Galatasaray yönetimi yeni hoca arayışlarını Almanya'da ünlü isimlere yöneltmiş. Kimlermiş bunlar? Beckenbauer, Hitzfeld, Rehagel, Ribek, Aumann, alttaki Şefer. Şefer galiba değil mi? Aumann niye? Aumann, kaleci Aumann evet. Neden bence? İntesan. Neden Aumann? İlginçmiş. Hitzfeld, Rehagel. Çok uzun süre zaten. Zaman zaman gündeme girip gidip yok, çıktılar. Zaten yok, kaleci olarak Aumann'ı Falco getirecek diyorlar da Falco da kalmadı ki zaten. Evet, Falco ile Rainer Stuff da aynı sezon sonunda ayrılmışlardı. Hiçbiri gelmedi. En son gene şey geldi. Saftik. Evet, Saftik geldi. Bir Alman geldi ama pek de istediğimiz etkiyi yaratmamıştı. Aynen öyle. Evet. Devam. Bu. 90... Çok güzel bir haber. Çok hoşuma gitti Coşkun. Senin arşivinden çıkmış. 1996 Sunus kalmak istiyor. Pek hatırlayamadım röportajı ama görünce çok hoşuma gitti. Sunus ailesiyle poz vermiş. Diyor ki Fenerbahçe'de iki kez karşılaştık. Hatta biz kısa dönem içinde üç kez karşılaştık. Doğru. Sınıfa, bir tanesi lig olmak doğru. Üzere. İki maçta da yenmeyi hedefliyoruz diyor. Zaten iki maç kazanıyor. Bir tanesi de berabere bitiyor. Daha sonra doğru. Da kalmak istediğini söylüyor ama o isteği gerçekleşmedi. Kalmadı. Ben fotoğrafta şey çocuk şeye benzemiyor mu? Küçük Onur'a. Küçük Onur'a çok benziyor. Evet. Ama sonuçta gecelerin yargıcına benzemiyor. Eşi de galiba Karen'da adı. Eski güzel İngiliz. James Bond serisinde bir tanesinde rol almıştı. Rol almıştı. Evet, magazin basını bayağı takipteydi Sunus ailesini. Evet, hatta eşiyle röportaj yapıyorlar. Bayan Sunus'u. Bayan Sunus. Eşiyle röportaj yapıyorlar. Bayan Sunus'la. Türklere şimdiden çok benzedi. Baksanıza bıyıklarına demişti. Aa, evet, doğru. Bu arada Tugay boş sözleşmeyi imzalayacak denmiş. Evet. Burada evet, bir de şey Bert Fox'un resmi var. Terim olmazsa Bert Fox'a dönecekmiş. Evet. Ki terim oldu. Şükür ki evet terim oldu. Bu 99. Yürü ya Cimbom. Yürü ya Cimbom. Evet. Lider korkarak gittiği Samsun'da farka ulaştı. Yoluna devam etti. Yürü ya Cimbom yapmış abi. Yürü ya. Yürü ya yoldaş. Yürü ya kulum. Yürü ya şarkısı vardı. Herhalde. Yürü ya kulum. Hadi yürü ya kulum. Yürü ya Erkal sözü. Bu dönem miydi? Allah olmayı. Metin Özülkü. Erkal değil. Yürü ya kulum. Metin Özülkü. Peki. Tamam. Sen de hani size. Sen daha iyisin. Ama galiba şey. Evet evet. O şarkıda olabilir. Tam aynı dönemde çıktı çünkü albümler. Olabilir. Aradın mı albümüydü galiba? Evet. Aradın mı albümüydü? Serdar Ortaç. Evet. Aradın mı Serdar Ortaç? Evet doğru. Lider korkarak gittiği Samsun'da farka ulaştı. Yoluna devam etti. Evet. Tugay Emre Sandan yoksun Galatasaray. İlk 23 dakika içinde Arif ve Popescu ile iki farkı bulup rahatlamış. Her günde uzatmalarda noktaya koymuş. 3-0 kazanmışız. Maçı hatırlıyorum ben. Evet. Tadı öyle reklamlar. Terim düşüş attı. Ha bak. Düşüş attı diyor. 6 maçta 6. kez sahadan galip ayrıldığı için düşeş demişler. Altın. Yan baktım da. Tamam. Evet, tarihten manşetlerinin de sonuna geliyoruz. 1999 yılında. Günün tarihiyle devam edelim sevgili Coşkun. Peki evet. 3 Nisan'da neler olmuş? 1986 yılında ilk laptop IBM tarafından tanıtılmış. 1986. İlk laptop. Evet. Daha o zamanlar Türkiye'de bilgisayar bile yok belki. Evet, ilginç. Bu Steve Jobs'un hayatını anlatan filmi izlemiş miydin? İzledim. Orada Apple'la IBM'in çekişmesi. Ben Steve Jobs'u sevmedim bu arada filmi izleyince. Öyle mi? Ha, sevmedim o zaman. Allah razı olsun yaptıklarından dolayı da çok evet. Sevdiğim bir kişilik değilmiş. İlginç. Ben de baktım IBM laptopu piyasaya süreceğini açıkladıktan sonra, daha doğrusu tanıttıktan sonra bir şey var mı açıklaması diye bulamadım ama 1981'de IBM PC üretimine geçeceğini açıkladığında Steve Jobs, welcome IBM, cidden, seriously diyor. Hoş geldin IBM, gerçekten diye bir ilan veriyor gazeteye. Yani biraz ilginç. Gerçekten diyor bir de. Ben hiç para verip almadım laptop şu ana kadar. Yani. Ben daha çok masaüstü
Bilgisayar benim tercihim her zaman da o yüzden. Evet, laptop reklamında izliyoruz IBM'in o dönem. Yine aynı tarihte ilginç, buradan bir devam edelim. 2010'da da iPad piyasaya sürülmüş. Bu da Apple'ın evet. 2010'da iPad teknolojisini piyasaya sürüyor. Bak iPad'i para verip aldım oğlan için bizim. Evet. Ali Kerem, evet, onun için almıştı. İlki çok ağırdı bu iPad 1, iPad 1. Ama tabii her özellikle hani kitap okuma meselesi, yani touch screen teknolojisinin tam anlamıyla yaşandığı bir teknoloji diyelim iPad içinde. Benim aklım almıyor bu teknolojiyle. Onur'la konuşuyorduk yayından önce. Touch screen teknolojisinin kökü ne kadar geriye gidiyor? 1956 yılıymış. Çok saçma. Bu dokunmatik. Çok ilginç değil mi? İlginç, çok ilginç. Yani 1985-90 falan demiştim ama bayağı daha geriye gidiyor. Evet, onu da reklamını izliyoruz şu anda. Belki düşünmüşlerdir. De yapmamışlardır öyle bir şey değil mi? Düşünce aşamasında 1956. Yani olabilir. Onu bilmiyorum. Çok araştırmadım. Mutlaka öyledir. Evet, 97 yılı ise Kara Perşembe 3 Nisan. Önce Efes Asfel'e 62-57 kaybediyor. Final Four'a gidemiyor. Asfel gidiyor. Aris Kupası, Aris ile Kuraç Kupası'nda oynayan finallerde Tofaş 87-70 mağlup olarak ikinci maçta. Bursa'da kupayı kaybediyor. Çok şey günlerdi o günler. Güzel günlerdi. Basketbol. Tam Hollanda'yı milli takım olarak yenmişiz Bursa'da. Hı hı. 1-0. Perşembe günü de 2 Nisan Türkiye-Hollanda maçıydı galiba. 3 Nisan da iki maçın olduğu gündü basketboldaki maçlarımızın. Yani 2-0 çekmek çok nasıl derler, zorumuza mı gitmişiz derler. Yani çok üzülmüştük o zaman. Bu seri çok ilginç bir seriydi. Galiba şu an Delaney Rudd, evet, Asvel Bilordo'nun gardıydı. Fransa'da Efes kazanmıştı. İki yapması gerekiyor. İki yapan Final Four'a gidecek. İstanbul'da oynanan iki maçı da kaybetti üst üste. Ne denebilir ki? Ve elendi. Petrinovski. Efes'in en büyük avantajı şuydu. Herkes Efes Pilsen'deydi o zaman. Ya öyleydi ve Efes Pilsen gerçekten Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Bak orada direkt Efes diyeyim diyen yok. Orada hep bütün o... Tabii. Otobüsler kalkıyordu. İstanbul takımlarının taraftarları var o salonda. Bütün evet. Türkiye Efes'liydi. Aynen öyle. Daha sonra ertesi sezonda Benetton'a elendiler. Tofaş'ınki daha büyük hayal kırıklığıydı. Bu Alanoviç'in, David Rivers'ta takım değil, evet, Alanoviç'te takım. Hı hı. Selanik'te Aris'i mağlup ediyorlar. Hem de çok ciddi bir seyirci topluluğu karşısında mağlup ediyorlar. Galiba 8-9 sayıda. Burada ise 18 sayıda kaybediyorlar. Hatta Doğan Akyemez, o zaman Efes Pilsen menajeri, ada vapuruyla getireceğim demişti Koraç Kupası'nı. Bir sezon önce çünkü Efes kazanmıştı Bursa'ya. O kadar garanti görüyordu herkes. Fakat içeride kaybetti. Hatta maçın sonları da neredeyse oynanmayacak haldeydi. Tüm koltuklar sahaya atıldı diye hatırlıyorum. Yani Şemsettin Baş'tı, Rashad Griffith'ti, Alanoviç'ti meşhur. Steven Rogers'tı, meşhur Tofaş takımı. Avucunun içindeki kupayı vermişti. İlk maç 11 sayı, ikinci maç 18 sayı. Biraz evet. Havaya girmişiz sanki. Evet. Sağlık olsun diyecek bir şey yok. Sağlık olsun. Kara Perşembe'ydi gerçekten basketbol için. Evet, 2001 yılıyla devam edelim. Galatasaray 3, Real Madrid 2. 2013 yılında. Geri dönüş şeyi bize evet. Attığımız maç. Maçın görüntüsünü izleme şansımız var mı? Evet. Evet, bir yandan da maçın görüntülerine bakabiliriz. Pierluigi Condina düdüğünü çaldı ve Ali Sami Yen stadında Galatasaray'la Real Madrid arasındaki mücadele bir başka anlamda tarihi gecelerden birisi daha başladı. Figo yine Piero giriyor içeriye. Piero'yu geçti ve gol. Golü atan Helguera. Helguera'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. 33. dakikada Real Madrid. İşte Hierro ve Helguera ikisi de gidiyor. Bomboş Helguera bırakıyor topu filelere. Raul indirdiği yerde Makalele, Makalele topu kurtarıyor. Taferel çıkıyor ama top filelerde. Makalele 43. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü atıyor. Taferel ile karşı karşıya bırak. Jardel ceza sahasına girdi. Hasan Şaş'ın önünde kalır mı? Hasan Şaş yerde kaldı. Hasan Şaş'ın yerde kaldığı anda Ümit geliyor topun üzerine. Vuruyor ve duruyor. 47. dakika. Ümit'in golüyle Galatasaray umutlanıyor. Top ve Casillas ayrı köşelerde. Fatih topu önüne aldı. Hasan bomboş pozisyonda. Hasan vuruyor ve duruyor.
Fatih taşıyor. Mükemmel pas veriyor. Hasan beraberlik golünü Real Madrid filelerine gönderiyor. Fatih ikinci golü böyle taşımıştı. Serdar içeride. Serdar geldi ona. Vuruştu. Serdel. Süper Mario Serdel. Fatih taşıyor. Serdel silahını işte böyle patlatıyor. Galatasaray şimdi Real Madrid karşısında 3-2 üstünlüğü yakalıyor. Aradı ve aradığı golü de buldu. İşte Fatih taşıdı. Serdel. Dakika 75. Galatasaray Real Madrid karşısında 3-2 önde. Ve bu arada Ali Sami Yen stadının ışıklarında bir arıza ve Collina bu karşılaşmada 90 dakikayı bitiren golü çalıyor. Galatasaray 2-0 mağlup durumdan. Evet, Galatasaray tarihinin en önemli geri dönüşlerden bir tanesiydi Yoşkun Çelik. Evet, çok güzel bir maçtı. 2-0'dan 3-2 Real Madrid'i yenmek çok kolay iş değildi. Bir sezon önce UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray. İçin aslında çok sürpriz sayılmayacak bir durum. Kazanmak normalde evet, 2-0'dan Real'e karşı 3-2'ye gelmek zordu. Evet, hatta bir gün sonra gazeteler bile şaşırmışlardı hangi başlığı atsak diye. Hani Real mi, Sürreal mi arada kalmışlardı. Hayal değil, Real diyenler olmuştu. Aynen öyle. Zaten Figo'nun artık hani Real Madrid'e gelip Real Madrid'in Los Galacticos unvanıyla sahalara çıktığı günlerden bahsediyoruz. Hı hı. Çok kolay değil. 2-0'dan yenen takım sayısı herhalde yoktur. Real'e karşı yapmak biraz bunu güçlü oldu. Evet. O dönemin Real'ine karşı. Ki 4-2'ye de gidebilirdi maç. Son dakikada Okan Buruk'un bir aşırtması var. Evet. Gol olmuyor. Yine çok çok ince bir offside'den Yerdel'in golü verilmiyor. Verilmemişti. Doğru. Evet, çok ince bir offside. Ümit gene golden sonra şu 7 işareti yapıyor değil mi? Evet, yapmıştı. Sırrı. Onun da sırrı. Şevket Mevket dedi. Bir arkadaşımın ismi dedi. Kayboldu gitti. Hasan'ın golden sonraki seyirci de güzel. Hasan'ın evet onu sana demin söyledim. Kimseye sığılmıyor. Kalabalığa evet. Çarpıyor bence. Evet. Golden Adanalı. Sonra. İyi oynayınca Adanalı, kötü oynayınca Karataşlı. Evet. Hocasına koşuyor. Valla o sonunu bilmiyoruz öyle söyleyeyim. Şurada bir kalabalığa çarpıyor. Evet. Evet bu maç 2001 yılının 3 Nisan'ında unutmadığımız maçlardan bir tanesi. Evet, aynı günün 2012-13'ünde de Galatasaray Real Madrid deplasmanındaydı. 3-0 kaybetmiştik. Onun da rövanşını 3-2 kazanmıştık. O da efsane maçlardan bir tanesiydi. Evet, doğru. Bu İspanya'daki maç. Yani 3-0. Ben çok ümitliydim bu maçtan biliyor musun? Evet, hızlı başladı adamlar. Evet. Öyle bir sıkıntı olmuştu. Sağlık olsun dedik bu maçtan sonra ama. Evet, bir penaltı pozisyonu vardı bu maçta, hatırlar mısın? Evet. O pozisyonu izlersek. Drogba'nın. Revanşta şutu. Şey dedim mi bu maçın revanşında? Oluyor galiba dedim mi? Valla demeyen yoktur herhalde o anda. Neden olmasın dedim, oluyor galiba demedim de. Hayat böyledir dedim, futbol roman şeydir dedim. Hani tarihtir dedim, birçok şey dedim. Keşke olsa dedim ama. Ben şey yapamıyorum. İş yerinde olduğum için o zamanlarda. Hani böyle olacak mı olacak diyemedim. İşe konsantre olduğumuz için. Evet, işe konsantreysen daha realist bakmışsın da evet. Bakan maçı ama dediğim gibi böyle bazen sadece sağda olanı yorumlamazsın ya. Hani yukarıdan da bir şeyler beklersin. Evet. O anlamda bir olacak demişliğimiz vardır. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet, sağlık olsun. Yediğimiz golleri izlemek çok keyifli oldu. Bugün Cesare Maldini'nin ölüm yıl dönümü. Evet, Cesare Maldini 2016 yılında aramızdan ayrıldı. 3 Nisan 2016'sında ünlü İtalyan teknik adam ve bizim futbolcu. Nesil, biz teknik adam olarak hatırlıyoruz. Evet, bizim nesil bunu Paolo Maldini'nin babası olarak evet. Hatırlıyor. Birazcık da, daha çok daha doğrusu. Belki ilerleyen yıllarda Paolo Maldini'nin oğlunu izleyenler. Onun dedesi olarak hatırlayacaklar. Dedesi olarak hatırlayacak ama çok önemli bir futbolcuymuş İtalya'da. Biz dediğin gibi iyi bir teknik adam olarak evet, hatırlıyoruz. Evet, yetiştik biz hocalığa. Hatırladığım başka
İsimler var mı? Baba, oğul, Cruyff'lar gibi. Vallahi Hacı. Hacı'lı oğlu Hacı. Doğru. Şu anda. Hı-hı. Başka? Daha çok çıkar mı acaba? Redknapp vardı. Redknapp top. Evet, Liverpool mu? Liverpool'da herhalde. Tam çıkartamadım bir anda. Oyuncu oynadı da yani Redknapp. Tamam, yok yok. Yok, şaka yapıyorum. Liverpool'da oynayan bir kartı vardı Redknapp'ın. Ben de o yüzden söyledim. Yani. Çıkar. İlginç konu olabilir, ben sana söyleyeyim. İlginç konu olabilir, evet. Ama baba hoca olacak, oğlan olacak. Oyuncu olacak. Yoksa aynı dönemde mi olacak? Aynı takıma gerek yok. Tamam. Aynı döneme de gerek yok. Bence bunu güzel konu olur. Güzel konu, evet. Tergide de değerlendirelim bunu, coşkun. Evet. Evet, 2015 yılında Kayağını kaybettik ama istersen Galatasaray TV'de bugün neler var onları bugün söyleyeyim. Bugün mü? Hı-hı. Bugün ne var? Bugün saat 1'de canlı haberimiz var. Ardından saat 14'te Melisa'nın konuğu Öztürk Pekin. Evet, bu arada nostalji kuşağını söyleyeyim. 13.30'da Galatasaray Deportivo maçı. Evet. 14 Şubat 2001'de oynanan o meşhur maç. O var. Saat 17'de Efsane Aslanlar belgesinde Yalçın Granit. Evet. Yalçın Granit bölümü. Tavsiye edilir. 18.30'da da maç günü. Evet, Adana maçına doğru. Adana maçı öncesinde. Saat 22'de de maçın ertesi de canlı yayınla devam edecek Galatasaray TV'de. Evet, 3 Nisan 2015'te ise şarkıcı, ünlü Galatasaraylı Büyük Usta Kayağını kaybetmiştik. Evet. Kayağının biliyorsun en büyük idealim Galatasaray'ın kayıtlı olmak diye bir evet küpürü vardı, ekrana geldi. Evet. 91 senesinde verdiği bir röportaj bu. Küçükken en çok kaleci olmak istiyormuş. Olamamış. Sonra da kızlar beni sevsin diye gitarist olmaya karar vermiş. Ben de şunu söyleyeyim. Kayağın bir röportajında şunu söylüyor. İyi şarkı yazamadığım zaman, yani kendi ödevimi yapmadığım zaman kendime şöyle bir ceza veriyorum. Galatasaray maçları izlemiyorum demişti. Aha. Bu bana yani kendime verdiğim en büyük ceza diye anlatmıştı. Röportajın içinde geçen bir bölüm var. Turgay Şener'in hayranı Kaya. Bir gün artık ünlü oluyor. Bir yerde konser veriyor. Turgay Şener de geliyor o konser verdiği kulübe. Ortasında kalkıp gidiyor, çok morali bozuluyor Kaya'nın. Bir de Metin Oktay'ın askerlik sebebiyle şey yaptığı dönem var, hapse girdiği dönem var. Kaya'nın da evi orada, Paşa Kapısı cezaevinin civarında. Hep orada top oynuyor. Belki Metin Oktay'ı görürüz, belki düşüyor olur diye. Hatta dedikodu geliyor içeriden dışarıya. Metin Oktay bugün hapishanede antrenman yaparken 4 tane top patlattı diye. Çok büyük topçuymuş diyor Kaya'nın onları duyunca. Öyle ilginç ama Kayağın fondaki şarkı Melankoli'ydi değil mi? Evet, Melankoli. Deme Sağoğlu ile birlikte seslendirdi. 89 Eurovision şarkı yarışması, evet, Melankoli. Meşhur. Daha sonra da Gözlerin Hapsindeyim de katıldı galiba. 89'da Melankoli ile zaten Kayağın. Şöyle bir şey, Kayağın tamam 80'lerden bu yana şarkıcıydı. Ama 89'daki Eurovision'daki o şu an sesini duymadığımız şarkının varlığıyla daha çok Türkiye'ye hitap ediyor. Ünlü oluyor daha doğrusu Türkiye'de Kayağın. O şarkıyla başlıyor Kayağın Türkiye'deki iş aslında. Evet. Öncesinde yoksa çok besteleri var. Benim en sevdiğim şarkım Melankoli galiba. Ben Melankoli severim. Benim onun yarısı güzel. Güzel. Çok güzel şarkısı var yani. Çok bilgül güzel şarkısı var Kayağın. Çok bilgül, evet. Çok bilgül tutur bu sohbetler. Peki 89'da soru o zaman. Revizyonda Melankoli ikinci olurken birinci kim olmuştu? Türkiye elemelerinde. Evet. 89'da. 89. Şey değil mi? Güzel soru, kabul et. Güzel soru. Evet. Hadi değil mi? Yok, onların... o 87. 86 mı yoksa? Yok, bu Melankoli şey, Grup Pan, Bana Bana. Grup Pan, Bana Bana, evet. Bana Bana birinci oldu. Bana Bana, haklısın. Ama şey, halkın birincisi Kayağın demişlerdi gazetelerde. Daha sonra da Gözlerin Hapsindeyim de katıldı orada galiba. Orada gitti birinci orada oldu. Gitti. Yani birinci Türkiye'de oldu birinci oldu, orada gene... Orada 13. Gene 9'un altında kalmıştı. Alt kategorilerdeydi. Çünkü Klipsonların en iyi derecesi 9'unculuğu, değil mi? 97'de... Klipsonlar 9, evet. 97'de şey, dinleyle şey geçmiştim. En son grup zaten Sertap Erener. Evet, neyse. Evet, ilk baskında sonuna geliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana bu bacım.